Ailesi çocuklarının daha güvende olması için İstanbul Esenyurt'taki bir sitede ev tutmuştu. Ama 6 yaşındaki İkra oturdukları sitede bisiklete binerken başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Küçük kızın ne yazık ki yüzü parçalandı ve hastanelik oldu. Yaralanan İkra'nın yüzünde kalıcı izler var. Çocuk yaşta psikolojisi de bozuldu tabii. Kamera kayıtları ise ortada yok. İkra'nın yüzü çok korkunçtu. Yani gerçekten her yerinden kan akıyordu. Köpek yüzüne atlıyor yani. Bu tramvayı nasıl, kim telafi edebilir yani? Çocukları güvenle oynayabilsin diye sitede oturmayı tercih etti. Ama İkra'yı görünce ne yapacağını bilemedi. Yani izler kalıcı ama inşallah geçer. Ama en kalıcısı da psikolojik izler. Esenyurt'taki bu sitede başıboş köpek endişesi yeni değil. Sitemizde zaten yıllarca bu problem her zaman vardı. Çok fazla başıboş köpekler var sitemizde dolaşan. 6 yaşındaki İkra 15 Eylül'de işte bu şekilde site içerisinde bisiklet sürüyordu ve bir anda başıboş köpek iddiaya göre İkra'ya saldırdı ve minik kızın yüzü kanlar içerisinde kaldı. Kapımızın önünde gerçekleşti. Biz güvenlikli bir yerde oturduğumuzu sanıyoruz ama aslında böyle bir yer değil. Ben zaten sitenin içindeydim. İkra'yı gördüm. Hemen zaten ambulansa haber verdiler. Orada kuduz aşıları yapıldı İkra'nın. İkra'nın ailesi olayın nasıl yaşandığını öğrenmek için hemen site yönetimine gidip kamera kayıtlarına bakmak istediler. Ama iddiaya göre site yönetimi onlara kameraların çalışmadığını söyledi. O güne ait hiçbir kayıt yok. Mesela kapının girişi, ondan sonra bu kısım, diğer blokların önün çoğu kamera kaydında görünüyor. Ama sadece o kamerada yok. Yani o kamera simsiyah. Ben silindiğini gerçekten düşünüyorum. Baba Veysel Eviz bahse konu köpeğin kaçırıldığını öğrendi. Israrıyla 2 günün ardından onu buldu ve barınağa teslim etti. Kuduz mu değil mi bilmiyoruz. Şu anda zaten karantinada köpek. Bu hafta sonuçları çıkacak. Biz de onu bekliyoruz ama İkra kuduz aşılarını oluyor çok şükür ki. İkra canın çok yanıyor mu? Hayır. İyileştin mi? Evet. Hastanede ekranın yüzüne işte bu şekilde dikişler atıldı ve yaşından dolayı da lazer tedaviye başlanamıyor. Ailenin de tek bir isteği var, sorumluların en yakın sürede cezalandırılması. Farklı köpekler de giriyor çıkıyor siteye ki etrafı dolu köpek. Bazısının küpesi var, bazısının küpesi yok. Biz site yönetiminden şikayetçiyiz. Haklarımı, çocuğumun haklarını sonuna kadar arayacağım.